Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Kan Çiçekleri yeni bölümde Dilan ile Baran doğacak olan bebeklerinin heyecanına tutulmuşlarken, Cevahir'in yine intikam planlarına Dilan'ı alet ettiğini görüyoruz. Öncelikle Dilan ile Baran uyumunu hiçbir dizide görmedik, gerçekten Kan Çiçekleri dizisini çok seviyoruz diyorsanız ve ayrıca Cevahir'i ve yapacağı kötülükleri dizide istemiyoruz, Dilan ve Baran bebekleri ile birlikte mutlu olsun diyorsanız videomuzu beğenin hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Yeni bölümde Dilan'ın kendisini iyi hissedene kadar hastanede kalmak yerine evde kalmayı tercih edecektir. Sabiha Dilan'ın inadının hiç değişmediğini ve çocukken de aynı şimdiki gibi inatçı olduğunu söyleyecektir. Dilan her ne kadar kendisini iyi hissetse de Sabiha hanım kızının hastalığını bildiğinden onun ani hareketlerde bulunmaması gerektiğini söyleyecektir. Sonuçların çıkması Dilan ile Baran'ı mutlu ederken Sabiha Hanım'ın eline ulaşan sonuçlar ise onun üzülmesine ve kızının hastalığından haberdar olmasına neden olacaktır. Bundan sonraki süreçte muhtemelen Dilan'a çok iyi bakılması ve stresten, kavga ve gürültüden uzak bir hayat yaşaması gerekecektir. Sabiha Hanım Dilan için endişelenirken Dilan ise Baran ile tartışmaya girmek için türlü türlü bahaneler arayacaktır. Ancak hatırlarsanız Baran, Sabiha Hanım'a test sonuçları çıkınca bana haber edersiniz demişti. Her ne kadar Dilan'ın iyi olduğunu düşünse ve baba olacağı duygusunun heyecanını yaşasa bile diğer yandan Sabiha Hanım'ın gönderdiği tahlil sonuçlarından Dilan'ın hastalığını öğrenen Baran, mutluluğu tam anlamıyla yaşayamayacaktır bile. Baran bundan sonra kendisinden habersiz bir adım dahi atmamasını Dilan'dan isteyecektir. Dilan iyi olduğunu ve ortada büyütülecek bir şey olmadığını söylemeye devam edecektir. Sabiha ile Baran ise hasta olduğunu bile bile içten üzülseler de tabi iyisin kızım tabi iyisin karıcım diyerek kendilerini avutacaklar ve Dilan'ın üzülmemesi için ellerinden geleni yapacaklardır. Dilan'ın Baran'a baba olacağının müjdesini verdiğini görüyoruz. Ama hatırlarsanız en son Baran ve Sabiha Hanım Dilan'ın teyzesinde de benzer semptomların görüldüğünü ve onu benzer hastalığa kurban verdiklerini konuşmuşlardı. Sabiha Hanım'ın korktuğu başına gelecek ve test sonuçlarından Dila'nın aynı genetik hastalığa yakalandığını öğrenecektir. Sabiha Hanım ve Baran her fırsatta Dila'nı dinlenmesi bahanesiyle yalnız bırakıp Dila'nın hastalığı ve ilerleyişi hakkında konuşacaklardır. Gül'ün ise Fırat ile artık bu evlilik oyununu daha fazla sürdürmek istemediğini göreceğiz. Gül, Fırat'ın üstü açık uyumasına ve hasta olmasına bile seyirci kalamazken boşanmalarının onun için ne kadar ağır geleceğini varın siz düşünün arkadaşlar. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.